Evet sevgili dostlar Fenerbahçemizin 3. hazırlık maçı da nihayet sonuçlandı. Fenerbahçemiz Al-Şamal takımını 3-2 mağlup etti. Karşılaşmaya dair özet görüntüleri tabii ki telif hakkından faydalanamıyoruz ancak e, bundan dolayı yararlanamıyoruz. Bundan yayınlayamıyoruz ancak e, ben size maçı kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle milli takımda ya da takıma geç gelenlerden kurulu hemen hemen az kadro gibi duran bir kadroyla sahaya çıktık. Savunmada Osayi, Kim Minji, Atilla Salahi, Ferdi Kadıoğlu, Kalede Altay Bayındır. Yani ideal Fenerbahçe 5'lisi gibi. Orta üçlüde ise daha doğrusu orta ikilide Mert Hakan Yandaş, Zaytis gibiydi. Ee, hücumun sağında İrfan Can, solunda sanki Lincoln gibiydi. Orvet'te ise Samat'ta Buruma yan yana gibiydi. Yani tipik 4-4-2 gibiydi ama 4-3-3 sayarsak orta sahada Mert Hakan, Zeiss, Lincoln. Sağda İrfan, solda Buruma, Forvet'te Samatla şeklinde başladık. Crespo ve Serdar Aziz'in hafif ağrıları var. Ee, bu yüzden oynamadılar arkadaşlar. Crespo ve Serdar Aziz ama ağrısı sızısı olmayıp da oynamayan isimler de vardı. Misal Max Mayer, misal Tisseran, misal Lemos, misal Gustavo. Ee, hani Mesut Özil'i zaten saymıyorum. 7. dakikada Osayi'nin Zayt'sa sağda ver kaç yapalım deyip aldığı pası orta şut karışımı yerden içeri çevirmesinde Buruma'nın önünde kaldı. Yani biraz dokunamayacak şekilde önünde kaldı. O da dokunamadı. Osayi'nin arka arkaya aldığı darbeler var. Hakemin biraz beklemesi var. Osayi'nin siniri var derken 10. dakikada Buruma'nın golü geldi. Fenerbahçe ön taraf baskısını sürdürdüğünde, bu baskıya devam ettiğinde ve bu baskıyı biraz daha heyecanlandırdığı anda sağ tarafta İrfancan Can Kahveci topu aldı. Burma'ya doğru. Burma ceza sahası dışından temiz, düzgün, yerden bir vuruşla skoru 1-0'a getirdi. Gizli forvet gibi oynuyor buruma, Lincoln sol gibi oynuyor bu bölümlerde diye tam notuma ekliyordum. Ki Burma gol attı. Hatta ben ilk golü atan sanki Lincoln gibi gördüm. Allah Allah Burma'nın olması lazım gibisinden. Ee, şu an taktik yani o an itibariyle kameradan taktik %100 çözülemedi arkadaşlar. Yani 4-4-2 miyiz? Ee, 4-2-3-1 miyiz? 4-1-3-2 miyiz? Çok belirgin olmadı. İkinci yer daha çok belirgin oldu. 24 numara Samatta, 22 numara Buruma ve Lincoln 18 numara. Ee, ben Samatta'ya ilişkinde bir şey söyleyeyim. Sanki Fenerbahçe'deki son maçı gibi idi. 16 savunmadan uzun top attık fakat top rakipte kaldı hızlı bir şekilde geliştiler. topu sağ kanadaklarda sağ kanattan içeriye doğru yerden bir pas Oyuncuların şutunda Altay Bayındır topu kornere çeldi 16. dakikada tehlikeli bir vuruş 22 maçın kırılmanlarından bir tanesi bu neden kırılmanları çünkü e, bazı müsabakalarda arkadaşlar biliyorsunuz kırmızı kart maçı bitirir burada Altay Bayındır sadece hazırlık maçı Olması sebebiyle yemediği bir kırmızı kart var. Şimdi bizim savunmanın arkasına top havadan atıldı. Yani Kim Minji'nin e, arka tarafına havadan bir pas atıldı. Altay Bayındır ellerini açarak çıktı. Ve net olarak sol eline değdi top. Yani net olarak. Ve ceza sahası dışında değdi. Ama hazırlık maçı olması münasebetiyle hakem sarı kart verdi arkadaşlar. E, ee, hazırlık maçı olması zaten buna kırmızı kart verilirdi ki maçta da 2-3 tane kırmızı çıkabilirdi. Özellikle rakibin ikinci yarıda çok sert 2-3 hamlesi vardı. 24'te rakip ceza sahasından Frikey'ni şuta çevirdi ve out'a gitti. Altay'ın bu hatası düşündürücüydü inşallah müsabakalar da yapmaz. Sumo olası geldiğinde küçük notlar ekledim. Şu ana kadar az takımda oynuyoruz ama Samat da oyunda yok gibi. Lincoln biraz kavram karmaşasında. Sol mu oynuyor, on mu oynuyor belli değil. Yani bu bir antrenman maçı. Ee, o yüzden çeşitli şeylerin denenmesi gayet normal. Çeşitli pozisyonların denenmesi. Buruma ilk golünü attı en azından eleştirileri kaldırır. Hemen hemen her atak Osayi ile başlıyor. Yani Osayi istasyonunun bu kadar etkin olması da düşündürücü. Yani Osayi istasyonu bu kadar e, etkinken diğer e, istasyon mesela Ferdi istasyonu yeterince çalışmadı bence. Onu da ekleyelim. 31'de Lincoln'un friki sonrasında savunma ee, müdahalesi. Zaitz aldı atpası verdi. Kim Minji'ye cıda sahası dışında. O da gelişine vurdu. Çılız bir şut. Out'a gitti. 39 sahada burum, sol kanatta Buruma iki kişiyi birden enfes çalımladı. İşte beklenen Buruma performansı bu. Çalımı atacak. Yani iki kişiyi oyundan düşürecek. Bir şekilde bizim pozisyona girmemize sebep olacak. İki kişi yönüne düşürdü. Samatta'ya ceza sahası içinde topu verdi. O da dışarıya doğru pasını aktardı. Zayts'ın şutu savunmadan sektim. 41'de yine soldan geldik. Samatta'nın ceza sahası dışında pası vurmaya Vurulmanın şutu da savunmadan döndüm İyi de hocam sa sa Samatta kötü diyorsun ama pasmas vermiş bir şeyler yapmış. Arkadaşlar tamam uygun durumda pas vermesi tabii ki doğru bir davranış ama e etkinlik hemen hemen sıfır gibiydi. İkinci yarı ilk yarıda başlayan oyunculardan sadece Mert Hakan yandaş oyunda kaldı. Kalede Ertuğrul Çetin, sağ bekte Burak kapacak, sol bekte Filip Novak, stoper ikilisinde Yiğit Efe Demir ve Kolker yer aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, Mert Hakan yandaş ikilisi yer alırken, sağda Rossi, solda Valencia, 10 numarada Pelkas ya da sağda e, Pelkas, solda Rossi, 10 numarada Valencia Berisha şeklinde izledik. Forvet de Perişa şeklinde. İkinci yarıya başlayan bir 11'imiz vardı. Bugün ben ee, neyse dur geri gelin de söyleyeyim. 52. dakika Mergin Beriş'e topu kaptı. Kaleci'yi de geçti ama açıyı çok daralttı ve çok kapattı. E, vuruş out'a gitti. Bu çok net pozisyon olarak kayıtlarımıza geçti. 54'te rakibin golü geldi. Rakip sol kanattan geldi. Ceza sahasının dışına doğru pas verildi. O bölgedeki stoperimiz Kolkır rahat rahat izledi böyle. Hani biz ekran başında ne kadar izliyorsak o da o kadar güzel bir şekilde izledi. Rakip topu düzeltti. Ee, baktı lan ne yapayım ne yapayım plase vurayım dedi. Düşündü. Plasesini vurdu. Direğe çarpıp girdi. Ve skor 1-1 oldu. İlginç bir şekilde skor 1-1 oldu 54. dakikada. Dediğim gibi Kolkır izliyor. 58'de ise ee, o değişiklik oldu. Mert Hakan Yandaş oyundan çıktı. Serdar dursun girdi biliyorsunuz milli takım kampından geç gelen futbolcularımız vardı. Onların da hemen, hemen hepsi bugün oynadılar ve 60'ta gol geldi. Berisha sağ tarafa topu aktardı. Bu arada e, Serdar oyuna girdikten sonra sistem değişti. Sol tarafa Valencia geçtim. Forvet Berisha Serdar ikilisi, sağda Rossi. Pelkas'ta 10 numaradan hani 4 1 1 4'e döndük resmen. 4-1-1-4 ya da 4-1-3-2 diyebilirsiniz adlandırmanızı ne, ne şekilde olsa olsun. Demek ki geriye düştüğümüz zaman ya da skor avant dezavantajı yakaladığımız zaman böyle bir çılgın taktik deneyeceğiz. Ya da bunu izleyeceğiz gibi. Beriş'e sağ kanada verdi. Rossi topu aldı. İçeriye güzel bir orta. Valencia'nın kafa vuruşu 2-1 oldu. Havala asılı kaldı ve gol oldu. Ancak Valencia'nın yüz ifadesinde bir şeyler sezdim bir şeyler senin. Bu arada tek ön libero da İsmail yüksek olarak kaldı. İsmail yüksek'in de e, tek ön libero da iş yaptığını görmek beni sevindirdi. Ben be, İsmail yüksek'i beğeniyorum ama e, İsmail o e beklenen patlamayı yapamayıp hep gönderiliyordu. Bakalım bu sefer ne olacak. 62'de Serdar ceza sahası dışından topu aldı. Şutu avuta gitti. 65'te rakip sarı kart yedi. Berişan rakibin ceza sahası dışında mükemmel bir pres. Topu da güzelce çaldım. Takip tuttu düşürdü sarı kart yedi. Friki kazandık. Topun başında Berisha ve Valencia var derken Berisha'nın o güzel golü geldi. 66. dakikada Frikik'ten Berisha'nın golüyle Fenerbahçe skoru bir nevi perçinledi arkadaşlar. Yani çok şükür yazdım buraya Frikik'ten hem şanssızlığını kırdı hem de 3-1 öndeyiz yazdım. 68'e Valencia sola pasını aktardı. Berisha sol ayakla şutu. Cılız şut. Out'a gitti. 73'te rakip yine sarı kart yedi. Pelkasa yapılan faul. Ve 75'te rakip gol attı. Bakın bu dakikalar önemli. Şimdi okuyacağım 1-2 madde çok önemli. 75. Sağdan orta açılıyor. Yine stoperde oynayan kolker izliyor arkadaşlar. Yani elinde bir şu hareketi yapmadığı kaldı. Yapmadığı kaldı. Sağdan ortalanıyor. Kol kriz diyor. Burak kapacak olan ters kademeye gireyim bari. Yani şey, hani en yakın kademedeki adam bırakıyor. Bari ben gideyim diyor. Koşuyor, ediyor. Koşarken müdahalesinde top eline değiyor. E, hakem tam penaltıyı verecek. Rakibin şutu ağlarla buluşuyor. Gol oluyor. Hakem golü veriyor. Yalnız burada çok ilginç bir olay var. 75. dakikadaki bu golden sonra inanılmaz aşırı bir şekilde aşırı hızlı bir şekilde Jesus oyuncu değişikliği yapıyor. Uğurkan Yıldız'ı oyuna alıyor. Kolkır'ı çıkartıyor. Yani hepinizin anlayacağı, anlam verebileceği üzere Kolkır'ın bence Fenerbahçe kariyeri ve Fenerbahçe defteri net olarak bitti arkadaşlar. Ee, bu dakikada böyle bir olay var. Yani bilmiyorum belki de ben kötü niyetli düşünüyorum. Belki de ben kötüyümdür. O yüzden böyledir. Rakip sertlik dozajını arttırmaya başladı. Valencia ben gidiyorum dercesine umursamaz oynamaya başladı. Muhammed Gümüşkaya yedeklerde ama Muhammed'in en azından kapasitesi, çapı belli olduğu için e, belki de Muhammed Gümüşkaya zaten kamp kadrosunda olacağı için denenmeye yer yani ihtiyaç duyulmamıştır ya da belki de kesin olarak gidecektir. Açıklamayı muhtemelen Cesus yapacaktır. Derken 88. dakika hani maç bitsin artık da ben de videoyu çekeyim diye uğraşırken 88'de Serdar Dursun'un golü. Burak Kapacak tam 16 kişiyi çalınmadı. Hocam ne 16'sı? E, tam 8 kişiyi çalınmadı. Hocam ne 8'i? 4 kişiyi çalınmadı. E, 4 kişi hocam. 4 kişinin içinden geçti arkadaşlar Burak Kapacak. Bak bunu yapmaya başladı. Fenerbahçe taraftarına rica ediyorum. Allah rızası için bu videonun altına yazın. Sağ beki ihtiyacımız var mı? O sayı Burak Kapacak yeter de artar diyorum. İtiraz olan var mı? Ya yeter de artar daha neyini istiyorsunuz ya? Allah'tan melanızı mı istiyorsunuz? Çocuğun çabasını görüyorsunuz, çırpınışını bak. O sahaya gel dedim ki bundan çok isabek olur. Şimdi çok şükür. Bence Türkiye'nin isabeki Fenerbahçe'de. Burak kapacak geldi. Herkes sol önde oynattı, sağ önde oynattı. Dedim ki ya yanlış anlamasın kimse ama alın size yeni Gökhan Gönül. Bir de 77 numarayı da giyiyor ya. Alın yet size yeni Gökhan Gönül. Alın size yeni Gökhan Gönül. Neyse dört kişiyi çalımladı içeriye. Ya önüne doğru Serdar Dursun'un önüne doğru ara pası attı. Serdar Dursun'a da dar açıdan aldı denen pası golle sonuçlandırdı. Ve skor 4-2. Fenerbahçe al Şamal takımını 4-2 mağlup etti. Bu maçta alınacak çok fazla ders var. Ama bu maçtan çıkarmanız gereken sonuç şu. Benim çıkardığım sonuç şu. Meyer, Tisserand, Lemos, Gustavo. Belki de bu dördünün kariyeri zaten bitti. Valencia ve Kolkır gitmek istiyorum diye bas bas bağırıyorlar. Bence Kolkır'ın da kariyeri bitti. Bakalım arkadaşlar Fenerbahçe kampa e, ne şekilde gidecek? Kimler kamp kadrosunun dışında olacak? E, bir beğeniyi çok görmezseniz seviniriz mi arkadaşlar. Kanalımıza da abone olursanız aramıza katılırsınız, ailemize katılırsınız. Görüşmek üzere.